Star Trek. Evet, geldik ve 3. sezon. Sungurun her zaman söylediği efsane sezon. Bütün aslında evrenin başlangıcı. Big Bang'den bu yana izlenmesi gereken tek sezon. Mesela Elon Musk da Mars'a gitmeden önce 3. sezonu izlemiş. Bitcoin, tabii. tabii Bitcoin bulunmadan önce Hashimoto Atomototo 3. sezonu izlemiş. Atatürk Sivas'a çıkmadan önce 3. sezonu izlemiş. Gerçekten böyle bir Abi abi. <laughs> Ama ama dediğimde haklı değil miyim kardeşim? Yani Star Trek izlemeye nereden başlanır? Üçüncü sezondan Next Generation üçüncü sezon. İşte çünkü üçüncü sezon bu. Evet. Üçüncü sezon bu. Gerçekten on altıncı bölüm. Yani Major of Man'le birlikte bak birlikte diyorum yan yana belki de e, hani senle zaten yaparız bütün diziyi bitince en sevdiğimiz bölümler diye bir liste. Offspring bölümü 16 bölüm. Aklım çıktı ya inanılmaz bir bölüm. Hastası oldum. Kudurdum. Delirdim. Çok e iyi. Hadi anlat çünkü ben o kadar aklım çıkmıyor bu bölümde. Sen niye o kadar coştun? Aa niye lan? Çok iyi bir bölüm oğlum bu. Yani abi bir kere çok zamanın ötesinde. Yani her bütün döneminin kalıplarını Tabii. ağzına yüzüne vuran bir bölüm. Artı olarak e, bilim kurgu seven insanlarız abi. Yani bir yapay zeka temelli bir android'in kendi çocuğunu yapma kararı alması belki daha önce işlenmiş bir şeydir ama. Alırken güncel insani sorgulamaları yapmadan yola çıkması, kimseye söylememesi, insanın yaptığı hataları sorgulayıp... Lan ben bunun iyisini yaparım aslında. Hani hep bize de geliyor ya bazen. Ya bir şeyin iyisini yapabiliriz lan aslında. Hani daha iyisi olabilir. Hı -hı. Dediğimiz şeyi data'nın inanılmaz güzel bir şekilde yapması. Cinsiyet sorgusunu yıkması o dönem için yine acayip. Ki hani Star e bu konuda övüyoruz ama burada artık hani... Namba bilmem de hani bir de şey böyle işte sen seç ne olmak istiyorsun bak öyle bir dünya var. Bir de hep şey sorundur ya. Eee mesela bu Cyberpunk 2077 oynadık işte. Cinsiyetsiz olamıyorsun. Yani sevişmeye bile gitsen sadece <laughs> aynı aynı e, karakterde aynı şekilde yine sanki cinsel organın varmış gibi sevişmek zorunda kalıyorsun. Bu kadar yaratıcılıktan, düşünce açıklığından uzaktı. Ya bu yüzden bence çok değerli bir bölüm ya. Ben çok beğendim. Major Mendek gibi hatta o şey sorgulamaları falan da e, insanın insan insan insana ediyor abi. Sorgulamaları da bayağı iyiydi bu bölümde. Yani bölümle alakalı benim Lali'nin ilk hali inanılmaz bir şey. Ne kadar kötü makyajı var. Hep buna takılıyorum <laughs> ister istemez. Ne yazık ki bunu söylemem lazım <laughs> ilk önce. Ama bak orada şey diyeyim amaç ya. insanı yani insanın aslında alışılmış algısının dışında bir şey yapalım diye bombok bir şey yapmışlar yani. Bilinçli yani. Evet evet biraz tabii biraz bilinçli bu arada. Hafif böyle cennetimsin yani böyle bir olmamışlık var o ilk orijinal halinde. Bir de böyle ağzını falan tam da iyi yapamamışlar. Kadıncağız rolün içerisinden böyle mörp 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 diye konuşuyor birazcık. <laughs> Ama şey çok ilginç mesela işte Holodeck'e geçip de hadi bakalım bundan sonra hayatında nasıl birisi olmak istiyorsun? Ee, yani dış görüntünü, ırkını, cinsiyetini sen seç gibi bir imkan sunuluyor Lale ve işte deneyip deneyip bakıyor en sonunda. Yani burada temelde ortaya attıkları fikir ve sorgulama çok güzel bir şey. Çünkü bugün şey konuşuluyor ya e, cinsiyet konuları söz konusu olduğunda doğumda atanmış cinsiyet gibi bir tabir Hı -hı. çıktı şimdi ortaya. E, çünkü doğumda atanmış cinsiyetini işte insanlar artık hayatlarının devamında... Tabii. Değiştirebiliyorlar kendi kararlarıyla. Yani artık öyle bir dünyadayız. Ee, yani bir insan diyor ki ben işte bir değişim sürecine, bir uyum sürecine gireceğim, trans bir birey olacağım, başka bir cinsiyete geçeceğim, karşı cinsiyete geçeceğim. Veyahut da yine başka bir insan diyebiliyor ki ben ikili cinsiyet dünyasına inanmıyorum, kadın erkek dayatılıyor. Ben bunların da dışında bambaşka birisi olacağım, non binary bir sisteme geçiyorum. Ee, ya bu konuları tabii ki bu sene yani 1989-90 kaç senesiymiş bu hemen bakıyorum. Bu 89, 89, olması lazım. Evet ben de bakayım. 12 Mart 1990. 90. Ee, şey. 1990 senesinde bu derece 2020 senesinde konuşulan konuları tabii ki dizi ele alamıyor. Alacak hali yok. Almak zorunda da değil. Ama o dönemin fikirleriyle falan en azından şey konuşmaları çok güzel. Yani işte hadi bakalım sen de şimdi kendine bir cinsiyet seçeceksin. E i̇şte seçmek zorunda olmaması aslında bir ekstra bir şey olabilirdi. Onu da yapsalar zaten o devirde biz derdik ki. Yo, <laughs> hangi, hangi yıldan <laughs> yazdı? O, o bayağı şey olurdu, güzel olurdu aslında. Evet. Tabi anladın mı? Yani bugünün modern modern bakışıyla yani yine çocuğa diyorlar ki hadi bir cinsiyet seç bakalım. Hani seçmek zorunda olmadığı bir aslında biz şu anda. Çünkü doğumda doğumda atanmış cinsiyet artık salındı gibi bir noktayı en azından e, anlatmaya çalışıyor insanlar. Öte yandan cinsiyette asıl cinsiyetindir kardeşim. Çok da bunları kurcalamayın gibi bakış açısı da hala günümüzde var. E, en azından doğumda atanmış cinsiyet asıl cinsiyettir bakış açısı. Yani klasik 5000 yıldır insanlığın sahip olduğu <laughs> bakış açısının aksine bir bölüm çekmişler 1990 senesinde. Bu kafanın açıklığı benim çok hoşuma gidiyor. Ama güncel cinsiyet politikaları veyahut da hani bugünün cinsiyet tercihleriyle ilgili e, rollerle ilgili tercihlerini bir kenara bırakırsak şeyi de gösteriyor ya. Ya ben de mesela kendi çocuğum böyle bir imkana sahip olsun isterdim. Bilgisayar oyunu gibi biraz da. Anladın mı? Hani bir karakter açıyorsun ve diyorsun ki ya dur bakalım ben bugün de saçlı işte siyahi tenli human fighter oynayacağım diyorsun. Evet abi ya. Başka gün diyorsun ki Abi bak bugün de Worf şey Klingon oynayacağım sarı saçlı Klingon <laughs> oynamak istiyorum kafana gönlüne göre yani şeyin Lalin aslında elinde çok çok büyük bir imkan var çok büyük bir potansiyel var biraz da işte biz insanların sahip olmadığı nere, ne derece potansiyellere sahip androidler ona da güzel bir e, ne diyeyim gönderme yapıyor ve biraz kafamızı açıp düşündürüyor yine yani. Biraz e, senin dediğin şey baskısına yine orada bir baskı var aslında. Hatta Picard gelir gelmez şey diyor ya niye bana sormadın? Data da diyor ki e, siz ürerken insanlara mı soruyorsunuz yani? Evet. <laughs> Aynen. bu bu ya yani dizinin aslında bu bölümün temel cümlesi. Biraz Picard'ın Picard gibi open minded artık böyle hani evrende gezip ırkları bir araya getiren barış. Ama bak birkaç bölümdür bunu şey yapıyoruz. Bu Riker'ın yargılandığı bölümde böyle Picard böyle hafif Hafif böyle arada böyle şeye kayıyor lan benim adamlar bunlarda hani birazcık dengeyi bozabilirim gibi yani belki ister istemez oluyor bu duygusal da olabilir. Hı hı. Kızdığımız bir konu ama böyle hissediliyordu. Burada da onu bir yapıyor. Picard tayfacı canım. Picard tayfacı şimdi o başka tayfasını kayıracak ama biraz kaptan olarak kayırması görevi herif de kayırması çünkü kim kayıracak aslında birazcık. tabii doğru yani doğru olan şey o gibi yani Heh, işte burada da ona getireceğim biraz Deta aslında yaptığı e, baskı gibi gözüken şey aslında biraz koruma çünkü e, dışlanma ihtimali çok yüksek bu karakter ne olursa olsun orada insanlar var başkaları var dışarıdan gelen komutan işte görüyor zaten merkezden hemen adam yolluyorlar dur buna biz bakalım falan diye ya belli bir hmm. kalıba yine sokmak zorunda kalacağını Deta da hissediyor biraz kızı yani kızı olacak sonra Lala da hissettiriyor. Hatta o bunu hissettikten sonra işte Riker'ı öpmeye kadar giden o rolü, cinsiyet rolünü üstlenmeye gidiyor. Çünkü ama burada hı hı. temelde şu bence bunları legalize ediyor. Duygusu yok ya bu karakterin normalde. Duyguyu tetikleyecek bir algoritma işletiyor. Mesela bu insan olsa ve bu sorgulamayı yapsaydı Star Trek ve deseydi ki bak sen yine günün sonunda cinsiyet seçmek zorundasın. Ben kızardım. Hatta bölümü itin götüne sokardım belki de. Ama böyle olunca algoritma işleyecek, duyguları hissedecek ve işte bölümün finalindeki o inanılmaz duygusal ağına gidecek bir algoritma çalıştığı için e, bu iş tam yerine oturuyor. Yani cuk diye oturmuş oraya. O yüzden çok so şey yapmadım, kızmadım buna e, bu konuya. İkinci olarak şey konusu çok ilginç abi. Hani e, biraz dizi bölümden çıkacağım. Yine dediğin e, biraz hani bizim bu algıları ne kadar kırabildiğimizle ilgili. Mesela bir arkadaşımda gördüm ben bunu. Yani biz işte... Cinsiyet baskısı yapmadan büyüteceğiz çocuğumuzu diyor. Erkek çocuk mesela elbise giymek istemiş bir gün tamam mı? Şimdi bir an şey olduk böyle diyor. Tamam okey e, izin vermeliyiz ama dışarıdan olacak hani yanlış anlaşılır toplum falan bir anda böyle panik olacaklar Gidecekler kakacaklar laf söyleyecekler. Evet he. ama izin vermişler günün sonunda atıyorum. Yani e, bunları biraz bence hazır olmayınca insanlar yine şoka giriyorlar ya da işte e, renkler konusunda mavi giyer pembe giyer yok o rengi giymez falan yani çocuklarda bu biraz da daha... bir de şey baskısı da tabi oluyor çocuklarımızı korumalıyız falan hani neden hani çocuk kendi seviyor istiyor bir tane el, yani kıyafet giyecek bunun cinsiyetle ne ilgisi var yani haberi bile yok ki onun ne olduğundan <laughs> cinsiyetinden haberi yok kendisinin çocuğun biraz bunları atlıyoruz tabi zor durumlar e, yüzyılların alışkanlığı var <laughs> tabi canım bin yılların yani tabi ee... Şey ilginç bir konu aslında bu bölümle alakalı belki şimdi sen anlatırken aklıma geldi. Şey gözüyle de bir okumaya bakmak lazım. Ee, yani kendi cinsiyetini ergenlik ve ergenlik sonrası dönemde farklı olduğunu hissedip cinsel rolüyle alakalı bir cinsiyet rolüyle alakalı arayışa giren insanlar oluyor ya. Yani evet. kimisi o arayışın sonunda diyor ki ya yok ya ben heteroseksüelmişim hakikaten diyor. Kimisi diyor ki ben eşcinselmişim, biseksüelmişim. Trans birey olmak istiyorum falan filan bambaşka yerlere gidiyor. Aslında bak bu açıdan düşünmemiştim. Lal'in oradaki şey, e, barda en azından garsonluk yapmaya başladıktan sonra bir doğru bir şey arayışı oluyor. Aa ben şimdi kadın gibi görünüyorum, o zaman dur kadın gibi davranmaya çalışayım falan. Bu böyle bir şekilde bana şeyleri hatırlatıyor. Hani okursun böyle işte mesela eşcinsel insanların yazdığı hikayeleri falan. Yani yaşadığım bir şey olmadığından tabii ki okuduğum kadarıyla biliyorum. Evet. Hani işte erkeksin diye erkek gibi davranmaya çalışır. Ama kendini de öyle iyi de hissetmez onu yaptığı için. Başka kırılmış kalır falan. Burada Lal'de biraz o durumları görüyoruz ama bir yandan da işte Android olduğu için diyalon dışında çekiyor. E, bu bölümde şey bir detay olmuş. Güzel bir detay. Karakteri bir noktada Guy'nin şeyi anlatıyor ya. E, Lal'cim bak hani iki, iki insan hani iki birey, iki şahıs birbirini sevdiği zaman şöyle olur <laughs> böyle olur diye anlatıyor ya. Mesela şeymiş o senaryoda e, Lale onu şey diye anlatıyormuş. Bir kadın ve bir erkek birbirini sevdiği zaman diye anlatıyormuş. Ha. Senaryo gelmiş kendisine. Bu ablam da demiş ki Woo. ne Olmaz. bir kadın <laughs> bir erkeği. Anladın <laughs> mı? Biz burada iki insan, yani iki insan derken ben Türkçe çeviriyorum. Two people diyor. Yani Two iki birey yani diyelim biz ona. Birbirini sevdiği zaman diye ben bunu çeviriyorum demiş. Herkese de, aa okey tabii abi. o oh, oh, hayvan bu. gibi yazmışlar düzeltmişler. Böyle şeylere de dikkat ediyorlar. Senenin 1990 olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani <laughs> Star Trek yine progresifliğiyle, e, öncülüğüyle gözlerimizi dolduruyor. Sağolsun ışık tutuyor birazcık. bu Goldberg ee, mi demiş bunu yani direkt onun diyaloğunda? Kendisi evet evet. Ha. Benim karakterim bunu böyle konuşmaz şeklinde kendisinden sekmiş yani Onu kendisine çok geldiğinde. Yani, helal. Tabi yani biraz çok şey bir durum var. Yani Star Trek Star Trek'i seven insanları çekiyor bir de öyle de bir durum var yani. Star Trek'teki oyuncuların bir kısmının hep bir önceki nesilden Star Trek hayranı olarak gelme durumları var. Ee, şey de öyleydi mesela işte meşhur. Kevin Spacey'nin fişini çeken arkadaş kimdi? Star Trek Discovery'de oynuyor ve ha, evet. çok komik bir karakter oyuncu olarak. Ben Olum izlemedim de. Bir türlü sevemedim. Yani okuyunca Hı -hı. görmüştüm evet. O mesela yine Star Trek kadrosun içerisindeydi ve mesela Star Trek dizisinde herifi inatla tuttular ve baskılara da izin vermediler. Yani böyle bir Star Trek'in bir şekilde e, riskli konuları ele almak ve bütün ekipçe bunu benimsemek gibi bir durumu hep... Yani 1960'larda e, televizyonda ilk kez siyahi biriyle beyaz birini öpüştürürken de vardı. <laughs> o zaman da sahip çıkıyorlardı kendi kadrolarına, işlerine. O bir şekilde o kültür devam ediyor. Yani Whoopi Goldberg'ün bile kendi cümlesiyle böyle bir şeyi yakalayıp düzeltmesi falan çok ilginç geliyor bana. Zor da yani. yani. Şey, şey İzin de ya. vermeyebilirlerdi. Ya tabii canım. Yani sonuçta çünkü çok mesela daha bir sonraki bölümü konuşacağız. Çok böyle bir yandan da bazı kültürleri de ele alırken hani ırk dil kültür diyorum bu noktada. Böyle çok nasıl söyleyeyim toksiklik mesela savaşçı ırkların hepsinin en bariz özelliği ya burada. Bir noktada <laughs> da heriflerin kültürel özelliği böyle şey yapamıyorsun. İşte bunu da düzeltmeniz lazım filan. E herif savaşçı bir medeniyetten geliyor çok da düzeltmemen gerekiyor. Yani böyle bir ilginç bir arada tutuyorlar her zaman konuları. Ee, bu bölümde zaten şey ilginç. Ya yani Picard'ın senin dediğin gibi kardeşim üreyecekseniz Niye haber vermiyorsunuz? Kızgınlığının sebebi dışarıya karşı biz bunu nasıl anlatırız? Yani sen bunu hmm. yine yap ama beraber yapaydık da haberimiz olaydı hani bir savunmamız bir çünkü Picard şeyin farkında. Yani datanın haklarını savunabilmek için mahkeme kurulması gerekti. Data şimdi bir de çocuk yapıyor. E kardeşim hani bir haber ver de <laughs> elimizde delil olsun, şey olsun. Bir anladın mı? Yani yasal olarak bir platformumuz olsun. E, noktası o. Tabii o daha yönetici bir de, yönetici tabii, bakıyor. Ya bir de Data'nın evrende daha önce hiç olmayan bir varlık ortaya çıkartmış olması. Çünkü bir Android zaten Data tek kendi hani, fonksiyonel Android. Kendini de kopyalıyor aslında ama kendinden bir şey de üretiyor offspring muhabbeti oradan zaten. Şey Hı -hı. değil, klon değil yani sonuçta kız. Offspring. Eee ve bu da hani bir, bir, bir sonraki algoritma adımına geçme durumu. Bu bölümle alakalı benim ilgimi çeken şey şu. Bu bölümden bir sezon çıkarmış. Yani Çıkar al bunu ya. kenara koy. Tabii yani Star Trek, Data's Daughter diye, ya da Data's Offspring diye yapıştır bir sezon. Yani Next Generation'ı bölmeden yan senaryo. Çünkü çok fazla şey işliyorlar. İşte kendine ait bir dış görünüş seçimi, o dış görünüşün işte bir ırk olması, işte orada eee Troy'un şey demesi. Tabii insanlar da sana dış görünüşüne göre tepki verecekler. O yüzden dış görünüş olarak ne seçtiğin çok önemli demesi. Çünkü hani böyle bir yandan da evet Klingon gibi görünürsen Klingon muamelesi göreceksin ve hani tüm sana bakış açısı değişecek. Yani bunları da böyle bir şekilde bilinçli bir şekilde Lala aktarmaları e, işte aslında şey ilginç bir konu o yüzden hani Böyle 40 dakika üstüne diyalogla gidebileceğim bir konu. Nasıl bir dış görünüşün, nasıl bir ırk olarak seçmeli, nasıl bir cinsiyete yönelmeli e, insanların arasında kaynaşma çalıştığı süreç. Sonra datanın çocuğu olduğu için bazı konularda datayı daha hızlı geçebilmesi çünkü aslında şey yani bu. Machine learning de ikinci adım gibi bir şey ya aslında evet, bir, O bir zaman terminoloji bu şekilde değil. Hı, yani o zaman çünkü machine learning de ikinci adım gibi bir terminoloji yok, akademik olarak da yok. Haliyle kullanamıyorlar ama. <laughs> E, işte anladın mı sürekli bir öğrenme sürecinde ikinci bir devreye geçildiği için daha iyi öğrenebilen bir yapıyla çıkıyorlar ortaya. Yani bunun ortaya çıkması ve datanın böyle Allah Allah benim çocuğum beni geçti falan gibi arada böyle gocunuyor <laughs> böyle şey oluyor ya şaşırıyor falan. Oralarda bambaşka bir detay var. Yani bunlar her birine gerçekten yarım saat ayırsan ayırırsın bu arada. Yani bu bölüm uzadıkça uzarmış. Bölümden sezona çıkarmış bu. Film gibi ya. Yani çok güzel film de çıkar. Sezon da çıkar. Baya güzel detaylar var yani. Kim e, çocuklar falan da dışlıyor aslında. Yani bütün aslında gelişimini bile bir sezona yayabilirsin. Yani yaratım süreci, adaptasyon işte büy tabii, büyümesi tabii. vesaire. tabii. tabi. Okula yazdırıyorlar. Uyamıyor. sonuçları yaşıyor. <laughs> anladın mı? Mesela belki başta kendisine bir ırk cinsiyet seçecek. Ertesi bölüm diyecek ki bundan memnun değilim. Değiştirmek istiyorum. İşte kızım ayıp olur. Öyle yapılır mı falan. Bin tane <laughs> muhabbet böyle. Anladın mı? Yani İnanılmaz potansiyeli olan bir bölüm bu. Ee, ne yazık ki benim bölümle ilgili belki de eleştirim. Yine dönüyor dolaşıyor şeye geliyor. Starfleet'ten bir tane adam geldi zorla Lali bizden alacak gibi böyle. E, o biraz yani evet zaten... şey dış etkeni evet. Ya, ya, amiral bir sal artık sizde her sezon bir iki tane amiral gelip onu götüreceğiz bunu götüreceğiz. <laughs> Datayı götüreceğiz gemiyi götüreceğiz Riker'ı götüreceğiz kardeşim. Picard vermeyecek işte birincisi. Ya o yüzden yani, öyle anladın mı? Şey oluyor bir tip. Yani bölümle ilgili benim fikirler çok güzel. Fikirler havada uçuşurken bölümle ilgili en büyük eleştirim yine konu şeye geliyor. Kötü amiral işte her zaman zalimlik ediyor. Picard da hayır işte önemli olan insandır filan. Ya, böyle kayıtsız de... evet kayıtsız kalamayacaklarını göstermek istiyorlar bir yandan ama orada yaratıcı bir şey bulamamışlar. Bütün yaratıcılık diğer tarafa kaymış. Vitamin yetmemiş gibi oraya biraz. <laughs> evet oraya yetmemiş. Yani bu kadar fazla güzel konsept yazıp sonra bağlayamamışlar gibi. Çünkü çok büyük konseptler yazmışlar. Ee, ben olsam orada şey yaparım. Yani amiraller konseyi der ki valla şimdilik sana emanet Picard. Biz bir, bir ay kadar görüşeceğiz konuşacağız bunu çünkü çok büyük konu bu. Sonra kararımızı sana iletiriz de sal gitsin de hemen adam geliyor. Ne yapıyor Lal? işte Lal işte barda çalışıyor. Aşk bir Android barda mı büyütülür gibi bir soru soruyor. Ondan da <laughs> ben de böyle oldum. Sen de bilim adamısın gerizekalı yani böyle o Amiral'e de özellikle böyle bir denyoluk yazmışlar. Mesela onları beğenmedim yani çünkü Amiral en sonunda şey oluyor ya e, Lal ölmeye başladığında e, Data kızı kurtarmaya çalışıyor. Amiral de diyor ki ben de sana yardımcı olayım ya. Evet. Amiral çünkü bilim adamı şeydi ki yani öyle bir yazmışlar ki şey gibi disiplinli askeri komutan gibi hani böyle bu ne böyle barda çocuk mu yetiştirdir falan. Ulan, <laughs> Oğlum sen de bunun yani bambaşka bir konsept olduğunu anlayacak bilim insanlığı seviyesinde birisisin. İki dakika sonra pozitronik beyin tamir edeceksin. Orada ama böyle amca çekiyor, dayı çekiyor. Şey bayramda elini öpmeye gitmişsin. <laughs> Bak orada falan. yanına belki bir tane böyle müfettişle beraber gelse falan bir tane böyle ikilik yaratacak birini koysalar olurmuş belki. Yani bu da arada kalırdı. Evet, evet. İş, İşten falan. anlamayan müfettiş ve işten anlayan bilim insanı gibi. Çünkü Aynen. bir tane amiral gönderiyorlar. E, o da bilim insanı pozitronik beyin tamir etmeyi biliyor. Ulan pozitronik beyin tamir etmeyebilecek seviyeye geldiysen Android barda da yetişir yer çekimsiz ortamda da yetişir havuzda da... yani And Android arkadaşlar <laughs> anlamal lazım yani sosyal becerileri gelişsin diye buraya aldık diyor sanki kızın içkisine hap atmışlar gibi cık 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 falan yapıyor admiral admiral de ya dayı yani iki dakika sonra dayı olmadığını ispat edeceksin diye böyle senaryo var burada bir <laughs> biraz gıcık oldum bölüme ben bu açıdan yani şey gibi bağlamıyor bak ee, neydi bir önceki bölümde senin aşırı sevdiğin bölüm Major of Men Major of, of de çünkü Karşı taraftaki herif datayı alıp sökebilmek için biraz saldırıyor saldırıyor sonra bakıyor yok abi diyor data şahısmış bireymiş diyor. İkna oluyor. O da bu sefer dataya it diye değil him diye hitap etmeye başlıyor. Hatta diyor ki inşallah bir gün beraber çalışabiliriz datacım diyor bağlıyor. Hesapta bu herifi de sonunda öyle gibi yapmışlar ama o noktaya gelene kadar çok şey yapıyor böyle. Bayram ziyaretinde enişte gibi hani ne giydirmişsiniz bu kıza ne olacak bunun okulu falan ne zaman evlendireceksiniz falan gibi böyle enişte enişte sorular soruyor. Yani bu kadar bu tarafta zekice konseptler havaya atıp sonra bunları oturtamamışlar. Major of Femen'de çok daha iyi oturuyor. Evet Zaten hatta kusura bakma da abi o kadar oturtamamışlar ki artık demişler ki Lal ölsün bari. Niye ölsün? ölsün. Yani Lal'in ölümü de biraz şey. Ya ölüm kısmını beğendim ya. Malfunction çünkü duygusal şeyi çözemediği için malfunction oluyor ya. Data'da yok. Ve şeyi veriyor aslında orada. Data niye yaşıyor ve bu kadar stabil? Çünkü bir duygu üretemiyor. O algoritması onu çözmüş durumda değil. Çünkü çözünce de bu sefer şeyde dengesizlik başlıyor. Çünkü o kadar bak demi şeyi düşündüm işte. Aklıma çok alakası şeyler geldi sen konuşurken e, bahsettiklerinden dolayı. Şimdi çok geniş bakıyor geniş bakıyor diyoruz da mesela şu an önümüzde Vision var. İşte Watchmen'den Dr. Manhattan. Manhattan'ın geçmiş hani erkek ve sonra Manhattan oluyor. Ama Vision ya bu, bu karakterler şunu söylemeye çalışıyorum. Bu karakterler bizim algımızın ve gördüklerimizin çok ötesinde şeyler hissedip anlayıp değiştirebiliyorlar ve fark edebiliyorlar ama bunlar hep böyle daracık bir yere yazıyorlar. Vanda Vision, Vision yine erkek şeyle aşık oluyor. Manhattan artık böyle dünyaları oynatıyor, zamanla oynuyor bilmem ne ama yine geçmiş şeyle beraber aşkı var bilmem ne var onu tatmin etmek Manhattan için. bir de genç kız kovalıyor abi. Radyasyon evet. adam olmuşsun. Eski <laughs> <sonra. gülüyor> Eski sevdiği karı yaşlanınca onu bırakıp bir de genç karı buluyor kendine. Tam bir enişte yani. Menetim. Oğlum Fark yatakta şey kendini yani. klonluyor ya tatmin edeceğim diye. Hatırlıyor musun o karıyı yani? Inan ha, işte yani. Abi sen enerji olmuşsun artık bıraksan bu işleri. Alışkanlık herhalde ne bileyim. Öyle düşününce buradaki vizyon yine çok iyi. Yani e, çünkü. Ya tabii canım. Konuyu bu vizyon da şeye getiriyor. Aslında data üzerine çekiyor biraz da. Lal'den benim aslında evet. esas e, arada kaldığım, eleştireceğim nokta oydu biraz da. Evet senin amiral şeyine kesinlikle katılıyorum. Hiç yaratıcı bir çözüm değil. Kesinlikle başka bir çözüm lazım ama Lal'in duygusallığını yani ya da duyguların uyanmasını vermekle beraber buradan biraz da datanın neden değerli olduğunu mu yoksa değersiz olduğunu mu biraz daha vurgulaması lazımdı. Çünkü orayı çok duygusal hale getiriyor. Çok üzüldü. Ben çok duygulandım orada. Yani ben hissediyorum. Senin yerine ben üzülüyorum. Yıllarca hissedemediğim duyguyu ben hissettim. Karnına falan vuruyor oğlum kız böyle. Lan dur ne yapıyorsun falan diye böyle bir şey oluyorsun. Kötü oluyorsun. Ama orada biraz DT'yi unutuyorlar. Yani aslında onun sıkıntısı daha büyük. Yani kız onun için dert değil. Sonunda da o hatırlatıyor bunu. Aslında biraz kendine ayar veriyor dizine Yani siz niye üzülüyorsunuz ki? Ben beynime yazdım orada duruyor yani. yani veriler burada. Yani ben zaten onun bütün anılarını hissediyorum. Ne kadar anısı var ki. Esas sorun bende yani. Ben mutsuzum. Onu anlayamıyorsunuz. Ben de mutsuz olduğumu bilmiyorum. <laughs> zaten en büyük sorun da bu. Biraz onu kaçırmışlar. Benim de eleştirim orada olacaktı. O treni kaçırmışlar orada. Şeydeyim işte bak. Sen yine evren içi, evren içi düşündüğün için okeysin. Ben biraz evren dışı senarist odasından konuşuyorum. LAL kalsın mı kalmasın mı? Şimdi LAL kalsa dizinin senaryosunda Android zaten bir tane data var, LAL'i de ekleyecekler. Bu sefer her boka hem data hem LAL soru soracak. O çalışma Oo, sandım. Evet. İki Android bir gemiye fazla gelir zaten. Olmayacak. Bu sefer Amiral'i de kötü yazdılar. Amiral'i iyi yazsalar aslında kurtarabilirlermiş hani. Baba diyecek, ben gitmek bir şey diyecek. Ha eğitime eğitime falan yani. giderdim belki. Hadi git sen falan gibi. Hani git dünyayı tanı. Abi tanı. datayı bir tane dağın tepesinde buluyorlar sonuçta bu herifler. Sonra eğitiyorlar, meğitiyorlar. Yıldız filosundan yani akademiden mezun olup data geliyor burada evet. çalışmaya başlıyor. öyle Taştan topraktan almıyorlar datayı. Data inanılmaz eğitim almış bir de android. O da diyecek ki baba bu madalyalar ne işte kızım ya falan bilmem ne. A, diyecek ki baba ben de o eğitim almak istiyorum. Gidecek ikinci bir song Android'e eğitime gidecek mesela. Ama Amirel'i böyle yazdıkları için Amirel'e de emanet edememişler kızı sonra. <laughs> Alamaz ne yapsın? Kendini atsın, intihar etsin. Ya i̇şte film dizinin sonu şeye geliyor abi. Hastalık vardır ya böyle sevdiğinden ayrılınca böyle ölür. Anladın mı? <laughs> ben daha senaristlik olarak İlk kısmını yazanla son kısmını yazan aynı insanlar değil sanırım diyorum kafamdan. Yani böyle bir bu şekilde başlayıp sonra şey gibi bitir. Yani şöyle şöyle ilerle biz iyice beynimiz açılsın. İşte baba falan e, söyle kızım ben bir beden sahibi oldum. Al bak ben daha iyisini yazıyorum kanka sana şu anda. Beni Star Trek, beni arayın. <laughs> ben bir beden sahibi oldum diyor. Beden sahibi olduktan sonra diyor hem insanlarla haşna fişin etmem gerekti hem de beni alıp götürmeye kalkıştılar. Ama diyecek bu benim fiziksel beden sahibi olmamla alakalı bir şey. Halbuki ben sadece beynimin fonksiyonları kadarım. Ben beyin fonksiyonlarımı %100 tamamlayıp kendimi iyi hissedene kadar benim fiziksel bedenimden ayırıp kendi beynin içerisinde bana alt fonksiyon ver Ben senin içinde yaşamaya devam edeyim desin. Hadi bakalım sana bir de androidlerin birbirinin beyninin içerisinde hayatına devam edebildiğine dair. Nerede şimdi bireylik? Böyle hepimiz kalalım ondan sonra kafamız daha da çok O zaman açısın. ben sana şeyi sorayım burada. Anladın böyle. mı? Böyle bitir mesela bu bölümü. Biz hepimiz böyle izleyelim. En son çünkü şeye geldi. Bayram bir gelince kız ince hastalıktan <laughs> falan Abi, böyle. Bu, bu dediğin olabilir. Rehal şu an zihninde. İleride göreceğiz mi bununla ilgili bir şey mesela? spoiler Bilmiyorum. Evet. Bilemem bir şey diyemem. Hayır görmeyeceğiz. Yani Yazamamışlar işte anladın işte mı? 3 sonra Lal geri çıkmıyor. Ya çıkmayacak ama atıyorum bunun Lalin buradaki işte şey algoritmik gelişimiyle ilgili data bir şey yaşayacak mı ya da ya da ile ilgili başka bir şey yaşayacak mı önemli. Evet abi şeyler falan çok iyi olmaz mı mesela şimdi Lalin alt fonksiyonları mesela Lalin diyor hafızasını attım içime diyor. Ulan salak hafızasını atmana gerek yok ki. Yani tercih ve karar algoritmalarını da devreye açarsan şahsın tümünü atmış oluyorsun içeriye. Çünkü anılarına bakarak karar verebilen her şeyi Hep biz bilinçli diyoruz ya. Evet. Yani ama yok data özellikle şey vurguyu anıları bende diyor. Ya niye anıları sende? Sen o fonksiyonu run.exe'ye bas. <laughs> anladın mı? O yaşayacak zaten Android'la bu yani bunun kalbinin atmasına gerek yok ki. Oralarda bir artık şey olmuş. Yani anladın mı hani cinsiyet, kültür, ırk, toplum içerisinde uyum falan derken oralarda aşmışlar kendilerini. Ama bu bir sentetik beyindir, yazılımdır, şudur budur kısmında abiler tükenmiş. Orayı yazamamışlar. Ben dediğim gibi yine kızmıyorum. 1990 senesindeki bir dizidir bu. Yoksa 2020 senesinde biz Westworld'un üçüncü sezonunu da izledik. Ne, kimlerin kimlerin neler yazamadığını da gördük. Yani anladın mı? O yüzden Star Trek yine benim kardeşimdir, canımdır yani bir tanemdir. Ama insan tabii daha böyle büyük şeyler bekliyor ve olmayıcı da olmuyor ama. Biraz şey hissediyorum ben orada ya hani yazarlar adına tabii konuşamam ama ben şey hissediyorum. Eğer akıllıca düşündülerse emo emotional awareness işte arttığında Westworld'un ilk sezonu ve ikinci sezonu zaten direkt bela oluyorsun Hı -hı. ya ya şimdi bunlar çok Tabii. güçlüler zihinsel olarak. Belki de şeyi de düşündüler. Tamam abi biz bunu çıkaralım. Hani devam dedi ama emotional şeyi verdikten sonra bir kere bu data'nın önüne geçecek. Biz data'yı ne yapacağız? Artı geçtikten sonra bu bir gün çıldırırsa ne olacak? Yani bir anda her şeyin içine edebilir. Yani çıldırabilir. Her zaman mutlu olacak hali yok. Delirebilir. Ee, bir anda ne yapacağız? Evreni mele geçirecek. Ki öyle karakterler var ama onlar mesela o, hep o yaşlı adama geliyoruz. Biraz da senin dediğin işte o büyücülük kısmı. O yaşlı adamı bir kere gördük ya bütün evrenleri yok edebilecek. Abi gezegeni bir yaktım, bizim kadını kurtardım falan diye. Yani adını unuttum şimdi benim. Hmm. Yani öyle öyle yaratıkların olduğu bir dünyada senin içinde insanlar arasında bunun olması tehlikeli ki ona bile hemen abi çektiler yani. Burada Lal böyle bunları elinde oynatabilirdi belki de. Biraz onun dengesini tutuyor. Lale... Evet işte Lal böyle şey abi. Aslında biraz Avengers'daki Vision gibi aslında. Yani Bunlar Avengers'ın bilmem hangi filminde Vision'ı bir çıkarttılar. Sonra herkes neden Vision herkese tek atmıyor sorusunun hiçbir cevabı kalmadı. Abi, Vision dayı evet. gibi evde oturdu Tofaş'ını Tofaş muhabbeti yaptı biliyorsun. Vision çok yani büyük bir karakter olmalıydı. Beceremediler onu. Evet yani anladın mı? Çünkü işte çok güçlü karakter ortaya bir anda çıkartmanın böyle şeyleri var. Yani sanki bu bölüm Major of hemen kadar net değil ve çok daha fazla açıdan çok daha iyi yazılabilirmiş. Yani şu, şu şu açıdan diyelim daha doğrusu. Bir bir şahsın doğması, büyümesi, kendi cinsiyetini, kendi kültürünü, kendi ırkını seçmesi falan gibi çok farklı bakış açılarıyla bakıp kafa açması bir yana sentetik hayatın gidebileceği yerler konusunda da biraz kısır. Çünkü mesela biz bu bölümdeydik, bu sezondaydı galiba ya da bir önceki sezonda da olabilir. Şeyi hatırlıyor musun? E, datayı kodlayan adamın hocası olan bir tane dedeye rastlıyorduk dede de Kendisini işte alt fonksiyonlarını datanın içine kopyalayarak evet. datanın bedenini ele geçiriyordu. Hatırladım. Şimdi bu noktada şu çıkıyor ortaya. İki bölümü birleştirirsen bir tane emmi var. Kendi zihinsel fonksiyonlarını data'ya aktarmayı zaten becere gelmiş. Bu bölümde de data kendisine benzeyen bir pozitronik beyin yaratmayı beceriyor. Bunu da kendisi gibi çalışan bir vücudun içine koymayı beceriyor. Sonra sen lale bilinç vermesen ama ölmekte olan insanların bilinçlerini lal gibi yaratabildiğin bir takım pozitronik beyinde bedenleri kopyalasan aslında Starfleet çaktırmadan ölümsüzlüğü buldu bu iki bölümün toplamında. Evet. <laughs> Kimseye çaktırmıyoruz ve bu senaryoda bir parçası olmuyor. Yani dışarıdan gelen amiral şey demiyor. Bir dakika abi işte Nunyen Singh'in hocası beyin kopyalamayı bulmuştu. E sen de burada pozitronik bedenli bir şey yaptın. Lali koydun içine tamam. Koymadın versiyonu yapabiliyor musun data? Yapabiliyorum tabii. E, tamam o zaman işte bilmem hadi ölümsüzlük. Aa falan. Yani bunlar anladın mı? Böyle işte bir tık bu bölüm benim için şey işte. Benim kafamda federasyonun bütün sürekliliğini bozuyor aslında. Anladın mı? Bu böyle şey bir bölüm. E, lel üzerinden inceledikleri konular çok keyifli dediğim gibi. İşte özellikle cinsiyet, kültür, ırk konuları çok keyifli. Öte yandan oha yani Data kendinin benzerlerini üretebiliyor <laughs> ve Data'nın dedesi de kendini başkalarına koyabiliyor falan filan. Ya böyle biraz ucu çok neden o zaman yüzükleri kartallarla götürmedilere doğru hızlıca gidiyor. Onu da işte aslında şeyle bağlamışlar. Aa yok LAL modelleri duygu hissederek hata yaptığı için bir daha üretilemez deyip ya, diye kapatmışlar onu. Ya ben çok okay. mutsuz değilim bunda ya ben sevdim. Hatta duygusal kısmı yani ama data olduğu için mesela bu LAL karakteri sıfırdan olsaydı ve böyle olsaydı. Muhtemelen bu kadar coşmaz ama DT artık bölüm bölüm göre göre o duygusuzluğu işte bir tane stand-up yapacağım bir espriye güleceğim diye 3 sezondur uğraşan bir karakter var önümüzde. Evet evet tabii. <laughs> o yüzden tabii, tabii. ben çok duygulandım yani babasının asla hissedemeyeceği bir şey hissedip bir de ona aktaramaması ve kızı ölürken ona bir duygu hissedememesi bence çok vurucu bir nokta. Ama dediklerinde doğru evet hani ona da bir şey diyemem. Sen, Sen abi güzel, güzel bir iyi. insansın. <laughs> Anladın mı? Sen mesela duygusal duygusal izlemişsin ben şey gibi izledim. Ne alaka abi işte datasikopya. <laughs> <laughs> yine, yine bütün mühendis fonksiyonlarım açık izledim ben böyle ya şey oldum. Bozulduysa kopyalarsın abi ne var? <gülüyor> 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 bir şey soracağım. dediklerini doğru de ama bak mesela dataslar aslında o kadar da güçlü değiller sonuçta mekanik bir sisteme ihtiyaç duyuyor bunlar ya yani bir yere yazmak zorundasın yani bir tane kabuğa ihtiyaç duyuyorlar. Diğer tarafta Q var. Q'dan da psikopat karakterler var. Böyle bir anda yoktan yoku var edip evreni böyle işte abi uyudu mu fik falan yapıp böyle oynayıp ya yani Data'nın böyle bir gücü yok. Ama insanların yok. arasında çok güçlü. Yani insanın zayıflığını gösteriyor aslında. hala çok zayıf olduklarını da gösteriyor da. Yani diğer Star Trek hep şeye bağlıyor abi. Ondan da kaçarımız yok. İnsanın gücü ne abi? Duygusal duyguları var. Hani işte biliyor bu iş. Mantığını duygularıyla işte ortak kullanabiliyor ya falan geliyor biraz. E tabi ondan da kaçarımız yok yani. O da bir noktada baymaz umarım. Evet bu bölüm evet. böyle bir bölüm. Bence Aynen. bir mixed bag bu bölüm. Yani iyi yanları da olan bir yandan da ulan buralara girmişsiniz keşke şuralara da girseydiniz dedirten bir bölüm. Biraz şey gibi bir bölüm hani. Bundan bilmem kaç bölüm önce de şeyi keşfetmiştik ya. Bilmem ne medeniyeti portallar yapmış. Orada onu şak şak galaksi evet. dağıtlayabiliyorlar. Mesela. mesela. <laughs> Anladın mı? Ama sonra abi işte enerji drain mayınları var o yüzden kullanılamaz. Okey. O orada kaldı. İşte bu bölümde de abi data kendini kopyasını yapabiliyor. O çok iyi ama abi hissediyormuş bozukmuş. Hay Allah. Peki bunu da kaldırdık. Böyle şey bölümler. Evren için inanılmaz kritik olabilecek şeylerin keşfedilip ondan sonra hadi neyse falan çekilen bölümler. Bunlar beni biraz hep şaşırtıyor. Yani yeterince yazılamazsa böyle biraz kafamda daha iyi yazılabilecek şekilde yer ediyorlar böyle. O benim için öyle bir bölüm biraz. Bu arada bir de e, meşhur herkesin aslında göz aşağın olduğu ondan da minik bahsedeceğim. Şey ünlü bir tablo kullanılıyor arka planda. Mondrian'ın tablo herhalde böyle okunuyor. Bu renk renk vardır ya karelerin birleştiği, temel renklerin olduğu e, o, o klasik eser. O da biraz şeymiş. Biraz anlamına baktım da işte yani evrenin e, parçalarının bir araya gelmesi ve bütün oluşturması aslında evrenin temelini anlamak üzerine gibi bir bakış açısı varmış. Her renginde temel renk olması ve bütün oluşturması. Hani biraz oradan e, güzel böyle hikayede hizmet edecek bir yerleştirme yapmışlar. O da hoş bir detaydı. Deyip kapatıyorum o zaman. Var mı ekleyeceğim bir şey? Bölümde? Evet. Ya, bu bölümde böyle. Güzel bir kardeşimiz yani. Okey. O zaman bir sonraki bölümde 3. sezonun 17. bölümü olan Sins of the Father'ı konuşacağız. O bölüme kadar kendinize iyi bakacaksınız. Hadi bakalım. Görüşüyoruz. Bay bay.